أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنه hayat hikayelerinde zekat vermeyenlerin konusundaki düşünceleri ve onlara karşı davranışı nasıl da ondan bahsediyordum. Bu konuda daha fazla tarihi tabiriyle şöyle beyan edilmiştir. Esed ve Gatfan ve Fe kabileleri Tulahe bin Hüveled onlar yalancı nübüvvetin iddiasında bulunduydu. Onun eli üzerinde birleştiler. Birkaç özel kişiler dışında Asad kabilesinin insanları Semira adlı yerde toplandılar. Semira Ad'ın kavminin bir adı üzerinde bu yerin adı konmuştur. Mekke yolundadır bu. Bu bölgenin etrafında siyah dağlar vardır. Onlar yüzünden bunun adı böyle konmuştur. Sudara ve Gatfan'ın insanları kendi dostlarıyla birlikte güneyde toplandılar ve kendi bölgesinde sınırda toplandılar. Salba bin Sa'd ve Murra ve Abs onların dostları Ravvaza adlı Abrak adlı yerde toplandılar. Ravvaza dahi Medine'nin vadilerinden birisinin adıdır. Abrak ve Zabada Zabun-i Zübiyan'ın kabilelerinden yerlerinden idiler. Bunu Kenan'ın bazı insanları onlarla birleştiler. Fakat o bölgeler buna tahammül edemeler. Onun için iki cemaate bölündüler. Bir cemaat Abrak adlı yerde kaldı ve öteki Zulkasa'ya gitti. Zulkasa dahi Medine'den 40 mil mesafededir, bir yerin adıdır. Tulayha Hebal yardım için gönderdiği Hibal Kulayha'nın kardeşinin oğluydu. Her neyse böylece Zulkassa'nın lideri olduğu Hibal ve Asad ve Les kabileleri orada birleşmişlerdi. Oh bin Fulan bin Sinan Abrak adlı yerde mevcut idi. Murra kabilesinin lideri oldu. Ve Salba ve Raps kabileleri üzerinde Haris bin Haris'e lider oldu. Bunu Subeyha'dan idi. Onu bu kabileler kendi taifelerini gönderdiler. O Medine geldiler, toplandılar ve bir taifeyi gönderdiler. Her kabile kendi o taifesini, delegesini gelenler Medine'nin liderlerinde kaldılar. Misafir olarak. Hazreti Abbas dışında herkes onları misafir yaptı. Onlara Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hizmetine götürdüler. Bu şartla ki onlar namaz kılmaya devam edecekler ve zekat vermeyecekler. Allah-u Teala Ebu Bakır'a hak gösterdi. Hazreti Ebu Bekir buyurdu. Eğer bunlar bir deve ipini bile vermezlerse ben bunlarla savaşacağım. Cihad yapacağım. Hazreti Ebu Bakır'ın fikrini düşünerek zekat vermeyenlerin taifeleri orada geri gitmek istedikleri zaman onların durumu neydi? Bunu zikrini yaparken
bir siret yazar şöyle yazıyor. Bunlar kendi azmini gördüler. Medine'den geri döndüler. Fakat Medine'den giderken iki şey onların zihinlerindeydi. Birincisi şu ki zekat konusunda bir konuşmanın faydası yok. İslam'ın bayrağı bellidir ve halifenin kendi fikrinin ondan geri dönmesi konusunda bir faydası yok. Dinin belli olduktan sonra kendi fikriyle birleştiler. Hazreti Ebu Bakır'ın yardımı için hazırdırlar bütün Müslümanlar. İkincisi, kendi fikirlerine göre Müslümanların zaafı ve az sayıları az görerek onlar Medine'ye saldıralım dediler ki İslami hükümet düşsün. Öyle düşünüyorlardı. Ve bu din sonra ersin. Böyle yapacağız. Kendi düşünüyorlardı ki böyle biz davranacağız. Ve ele geçireceğiz her şeyi. Her neyse. Onlar geri giderek kendi kabilelerine dediler ki şu anda Medine'de çok az insan var. Ve saldırmaya kışkırttılar. Diğer taraftan Hazreti Ebu Bekir gafil değildi. O zaman Taif'in gittikten sonra Medine'nin bütün kapılarında bekçileri görevlendirdi. Hazreti Ali, Hazreti Zübeyr, Hazreti Talha ve Hazreti Abdullah bin Mesud bu görev için görevlendirildiler. Sa'd bin Ebi Vakas ve Abdurrahman bin Avf'un adı dahi vardır bir rivayet. Bunlar dahi bekçilik için oradaydılar, görevlendirildiler. Bunun dışında Hazreti Ebu Bekir bütün Medine ahalisine emir verdi. Camide toplansınlar ve onlara buyurdu. Bütün yeryüzü kafir oldu. Ve onlar taifeleri sizin sayınızın az olduğunu gördüler. Ve siz bilmiyorsunuz. Onlar sabahleyin yahut geceleyin saldıracaklar. Onların en yakın cemaat bir mil mesafededir. Ya 12 mil. 12 mil mesafededir. Yani 20 kilometre. Ve bazı kimseler istiyorlardı ki biz onların şartlarını kabul edelim ve onlarla barışalım. Fakat biz onun sözünü kabul etmedik. Onların şartlarını reddettik. Onun için şimdi savaşmaya hazır olun. Hazreti Ebu Bakır'ın fikri iyi çıktı. Ve zekat vermeyenlerin taifesinin Medine'den geri dönüşünden sonra delegelerinin yalnız 3 gece geçtiydi. Onlar geceleyin Medine'ye saldırdılar. Kendi arkadaşlarına bir cemaatini Zulhisa'ya bıraktılar. Ki onlar ihtiyacı anında yardım etsinler. Zulhisa bunu Fuzar'ın sularından birisidir. Bu Rabıda ve Nakhl arasındadır. Her neyse bu saldıranlar geceleyin Medine'nin kapılarına geldiler. Orada savaşçılar görevliydiler. Yüksek giden diğer insanlar vardı. Bekçiler onlara fikir verdiler. Bildirdiler. Hazreti Ebu Bekir'e düşmanın geldiğini için adamlarını koşturdular. Hazreti Ebu Bekir mesaj gönderdi. Herkes kendi yerinde dursun. Bütün ordu aynısını yaptı. Sonra Ebu Bekir camide bulunan Müslümanları alarak develere binerek onlara yolu gitti ve düşman geri çekildi. Müslümanlar kendi develeri üzerinde onlara takip ettiler. Sonra Zulhassa'ya vardılar. Saldıranların yardım adlı turu su ile kendi su ile doldurdular kendi müşkizelerini ve onun için onların bütün korktular su tulumlarını ve develer korktular ki ondan sonra onlar Medine'ye kadar vardılar. Fakat Müslümanlar bir zarar görmediler ve onların eline bir şey de geçmedi. Müslümanların bu zahir geri çekilişinden sonra düşmanlar zannettiler ki Müslümanlar zayıftırlar. Onların gücü yoktur mukabileye. Bu fikir ile kendi dostlarına, Zulkassa'da bulunan dostlarına bu olaydan bahsettiler. Onlar buna güvenerek
cemaatin yanına geldiler. Fakat bilmiyorlardı ki Allah onlar için başka bir karar vermiştir. Onlar onu mutlaka yürürlüğe koyacak. Bütün gece Hazreti Ebu Bekir kendi ordusunu hazırladı. Ve hepsini hazırlayarak gecenin son kısmında orduyu sıralayarak çıktı yola. Numan bin Mukarrin sağda, Abdullah bin Mukarrin solda, Suhayd bin Mukarrin arkada bekçiydi. Onlarla birlikte bazı biniciler vardı. Daha sabah olmamıştı ki Müslümanlar ve zekatı vermeyenler bir sahadaydılar. Müslümanların bir sesini bile duyamadılar. Müslümanlar onları öldürmeye başladılar. Sonra gecenin son kısmında savaştılar. Güneş daha doğmamadan inkar edenler yenilerek kaçtılar. Sonra yazılıdır. Müslümanlar onların bütün hayvanlarını ele geçirdiler. Bu olayda Hebal öldü. Hazreti Ebu Bekir onların arkasına gitti. Sonunda Zulkasa'da durdu. Bu ilk zafer idi. Allah-u Teala'nın Müslümanlara verdi. Hazreti Ebu Bekir, Numan bin Mukarrin birkaç insanla birlikte oraya görevlendirdi. Ve ondan sonra Medine'ye teşrif buyurdu kendisi. Tarih-i Tabiri'nin referansıdır. Buna Bedir gazvesine benzeterek bir yazar şöyle yazıyor. Bu sefer, bu arada Ebu Bekir iman ve yakin, azim ve dikkatini gösterdi. Ondan Müslümanların kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gazvelerin hatırası tazelendi. Ebu Bekir'in zamanının bu ilk savaşı Bedir savaşına benziyordu. Bedir savaşı günü Müslümanlar yalnız 310 kişiydiler. Müşrik, Mekke müşriklerin sayısı 1000'den fazlaydı. Bu sefer dahi Hazreti Ebu Bekir ile birlikte olan bu olay, muhalifler, Müslümanların sayısı çok az idi. Buna rağmen Abbas, Zubyan ve Gatfan'ın kabileleri çok büyük sayıda Müslümanlara saldırdılar. Bedir zamanında onlar Allah-u Teala müşrikler üzerinde zafer verdi. Bu sefer Ebu Bekir'in dostları imanı kamil gösterdiler. Ve düşmana zafere ulaştılar, düşmana karşı. Bedir savaşında nasıl neticeler verdi? Aynı şekilde bu savaşta da Müslümanların zaferi İslamiyet'in geleceği için büyük etki yaptı. Banu Zubyan ve Banu Abs'ın bu yenilgisinden sonra oradaki bulunan Müslümanları birdenbire saldırarak onları azap vererek şehit ettiler. Orada bulunan öyle öc aldılar. Orada yaşayan, o bölgelerde yaşayan Müslümanları öldürdüler, şehit ettiler. Ve diğer kabileler dahi aynısını yaptılar. Bu zulümlerin bilgisi üzerine Hazreti Ebu Bekir yemin etti. Müşrikleri mutlaka öldürecek ve her kabileden her kim Müslümanları öldürdüyse onlara mutlaka mukabilen öldürecek. Hazreti Ebu Bekir liderliğinde zekat verenlerin saldırısı yok edildikten sonra zayıf kabileler zekat alarak Medine'ye doğru gelmeye başladılar. Baktılar ki zayıf kabileler, kuvvetli kabilelerin durumu böyle oldu. Onlar zekata mani olduydular. Zekat alarak Medine'ye geldiler. Hiçbir kabile sabahleyin, geceleyin sabah kısmında ve bazen geceleyin orta kısmında ve bazı kimseler son kısmında geldiler. Medine'ye geldikleri zaman her cemiyetin ortaya çıkması zamanında insana derlerdi ki bunlar korkutandır. Yani bir kötü bir haber getirenlerdir. Fakat Hediye Ebu Bekir her seferinde dedi ki bunlar müjde vericidirler. Himaye için geldiler, zarar için değil. Tam olarak öğrenildi ki bu cemaatler İslamiyet'in himayeti için geldiler ve zekat amvalı getiren kavimlerdir. Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki siz mübarek bir zatsınız. Daima müjdeyi veriyordunuz. Bu sefer Hazreti Ebu Bekir şu dahi buyurdu. Kötü haber ve kötü niyetle gelenler hızlı yürürler. Müjde getiren kafileler rahatla yürürler. Ben onların
yürüyüşünden ben anlıyorum. Zekat vermeyenlerin üzerinde başarıyı alıştıktan sonra tarihi taberi de vardır. O devirde o kadar sadakalar geldi Medine'ye ki Müslümanların ihtiyacından fazlaydılar. Bu başarılar arasında Hazreti Usame'nin ordusu da başarılı bir şekilde Medine'ye geri döndü. Hazreti Usame'nin geri dönüşünden sonra Ebu Bakir onları Medine'de kendi naibi yaptı. Şu da deliliyor ki Hazreti Ebu Bakir Sinan Tamri'yi naibi yaptı. Ve onlardan ve onun ordusuna dedi ki siz dahi istirahat edin ve kendi bineklerine dahi rahat verin. Ve Ebu Bakir insanlarla birlikte binerek Zulkasa'ya gitti. Fakat Müslümanlar Hazreti Ebu Bakir'e arz ettiler. Eğer Allah'ın Resulü'nün halifesi sallallahu aleyhi ve sellem size Allah-u Teala adına rica ediyoruz Allah adına siz kendiniz gitmeyin bu savaş için. Çünkü eğer siz orada bir zarar görürseniz bütün nizam yok olacak. Başka birisini görevlendirin. Eğer muamele olursa siz başkasını onun yerine görevlendirebilirsiniz. Hazreti Ebu Bakir dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben asla böyle yapmayacağım. Ben sizin sempatinizi candan daha fazla yapacağım. Sonra Rafza'nın saldırı konusunda yazılıdır. Hazreti Ebu Bakir bütün yönetimler yaparak Zulkasa'ya gitti. Zulkasa Medine'den 40 mil mesafededir. Bir yerinin adıdır. Numan. Abdullah ve Said kendi yerlerindeydiler. Ebu Bakir Abrak adlı yerde Rabza adlı insanlara ulaştı. Savaş olduğu sonunda Allah-u Teala Haris ve Avf'u yenilgiye uğrattı. Murra, Salba ve Abis kabilelerinin liderleriydiler. Ve Hütaya diri olarak yakalandı. Hazreti Ebu Bakır birkaç gün orada kaldı. Sonra Abra'ın yerini Müslümanların için, hayvanlar için otlak yaptı. Bu savaşta yenilgiye durarak Banu Abs ve Banu Zubiyan Tulayha'ya ile birleştiler. Sümera'dan birleşerek orada duruyordu bir yerde. Muzaffa Bani Yuffe'nin bir pınarın adıdır. Hazreti Ebu Bakır zamanında çok büyük savaş olduydu orada. Sonra bir yazar yenilgi uğrayan kabileler konusunda şöyle yazıyor. Abbas, Sugran ve Gatfan, Banu Bakır ve Medine'ye yakına yarışan diğer isyancı kabileler için uygundu. Onlar İsyanından vazgeçsinler. Hazreti Ebu Bakır'ın kamil itaat ve İslam erkanına uysunlar. Ve Müslümanlar birlikte mürtedler aleyhinde savaşsınlar. Akıl bunu istiyordu. Olaylar bunu destekliyordu. Ebu Bakır vasıtasıyla onların kuvveti yok olduydu. Sınırlarda Medine ahalinin korkusu vardı. Müslümanların kuvveti çoğalmıştı. Ve şimdi bu zaaf durumunda değildi. Bedir savaşındaki zaaflar gibi. Şimdi Mekke dahi onlarla birlikteydi ve Taif bile. Ve her iki şehrin liderleri bütün Arapları kabul ediyorlardı. Onların liderliğini. O kabileler arasında öyle Müslümanlar çoklukla mevcut idiler. Ki isyancılar onları birleştiremediler ve böylece onların durumu çok zayıflaştı. Müslümanların düşmanlığı. Fakat buna rağmen Müslümanların düşmanlığı onların gözlerini kör arttı. Kar arttı. Ve onları kendi vatanlarına bıraktılar. Beni Asad'ın yalancı peygamber Tulaha bin Hüveled ile birleştiler. O Müslümanlar arasında Müslüman oradaydılar. Onlar mani olamadılar. Onların gitmesinden önce Tulaha ve Müslüman'ın kuvveti çoğaldı. Ve Yemen'de isyan çok çıktı. Daima hatırda tutmak lazım. Bunlar isyan ettiler ve savaştılar. Yalnız başkasının iddiası üzerinde bu savaş olmadıydı. İsyanın cevabı alınıyordu. Savaşa cevap veriliyordu savaş olarak. Zekat vermeyenlerin üzerinde
zafere ulaşmak ve Hazreti Ebu Bakır'ın azminden bahsederek Abdullah bin Mesud şöyle diyor, onun rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in visalinden sonra biz bir yerdeydik. Eğer Allah-u Teala Ebu Bakır Siddik vasıtasıyla bize yardım etmeseydi helak olmamız kesin idi. Bütün Müslümanların birliği ile biz düşünüyorduk ki biz zekatın develeri için diğer insanlarla savaşmayacağız. Allah-u Teala'nın ibadetine katılacağız. Öyle ki üstün elimize geçsin. Fakat Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'a zekat vermeyenlere karşı savaşma karar verdi. Münkirlerinde yalnız iki şey verdi. Üçüncüsü değil. Birincisi şu, zilleti kabul etsinler. Eğer kabul etmezlerse savaş yahut sürgün için hazır olsunlar. Bunu kabul etmek bu demekti ki kabul etsinler ki onların ölüleri cehennemlik ve bizim şehitlerimiz cennetliktirler. Ganimet malı biz onlardan aldık. Onu bizden geri istemeseler. Fakat onların bizden aldıkları mal bize geri versinler. Ve sürgün edilmesinin anlamı şudur ki yenilgiye uğradıktan sonra kendi bölgelerinden çıksınlar ve uzak yerlere giderek hayat geçirsinler. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anhu bu konuda şöyle diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra bazı kabile, Arap kabilelere zekat vermeyeceklerini söylediler. Hazreti Ebu Bakır onlar aleyhinde savaşmaya hazırlandı. O zaman durum öyle nazik idi ki Hazreti Ömer gibi bir insan fikir verdi. Bunlarla kolaylık gösterelim. Fakat Hazreti Ebu Bakır dedi ki, daha önce de zikri geçmiştir. Ebu Kafa'nın oğlunun ne gücü var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği buyruğu durdursun. Allah adına yemin ediyorum. Eğer bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir devenin ipini bile vermeseydiler ben onlarla savaşırdım. Zekat vermedi ki ben onlara karşı savaşacağım. Sen benimle dost olamazsın dedi. Ve olmayınız benim dostum. Ben tek başıma onlara karşı savaşacağım. Hazreti Musleh diyor ki ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktır, ittibadır. En tehlikeli durumdadır. Kabir eshablar savaş aleyhinde fikir veriyorlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğunu tamamlamak için her çeşit tehlikeye hazır oluyor. Sonra Hazreti Musleh Mevud başka yerde yazmıştır, beyan etti. Hazreti Ebu Bakır zamanında irtidad fitnesi çok çıktı ve köylerde yalnız cemaatiyle birlikte namaz kılınıyordu ve ordu Suriye'ye gönderildi. Yine zekat vermeyenler aleyhinde buyruk gönderdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında eğer birisi bir ip veriyorsa şimdi vermiyorsa ben kılıçla ondan alacağım. Hazreti Ömer gibi cesur bile dahi fikir verdi ki şu anda maslahat şudur ki zekat isteyelim. Hazreti Ebu Bakır kabul etmedi. Bundan anlaşılabilir ki zekat ne kadar gereklidir. Bu Hazreti Müslim Oğuz beyan etmiştir. Kendi konuşması esnasında beyan ettiği takvanın derecelerinden bahsediyordu. Orada beyan ediyordu. Takvanın ne dereceleri vardır? Zekatın ne kadar önemi var? Ve takvadan yana olanlar için gereklidir. Ve orada şunu dahi buyurdu. Ahmadiler dahi bunu hatırda tutmalıdırlar. Zekat ne kadar gereklidir? Ve buna önem vermeleridirler. Sonra bir yerde Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bir çok önemli mesele zekat meselesidir. Zekat meselesini beyan ederek. Fakat insanlar onu anlayamadılar. Allah-u Teala namazdan sonra bunu emretmiştir. Hazreti Ebu Bakir dedi ki ben zekat vermeyenlere karşı muamele yapacağım. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere karşı yapıyordu. Böyle insanları ben erkeklerini köle yapacağım ve kadınlarını cariye. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öyle bir bela geldi ki Arapların üç şehri Mekke, Medine ve başka bir şehir dışında bütün bölgeye mürted oldu Arabistan'ın. Hazreti Ömer dedi ki zekatı inkar edenlerle barışalım. Önce diğer mürtedlerle savaşalım. Yavaş yavaş bunlar da ıslah olacaklar. Gerek şudur ki peygamber, yalancı peygamberleri yok edelim. Çünkü onların fitnesi serttir. Hazreti Ebu Bakır dedi ki eğer insanlar bir ip dahi vermezlerse
bir keçi yavrusunu vermezlerse Resulullah zamanında verdikleri, ben onlara karşı mutlaka savaşacağım. Eğer siz beni bırakıp giderseniz ve mürtedlerle, hayvanla bize saldırırsa ben tek başına onlara karşı savaşacağım. Bu dahi hilafetin bereketlerindendir. Şeriyeti yürürlüğe koymak için tam çaba sarf etmemiz lazım. Çaba sarf eder halife. Hazreti Müslim'ud başka bir yerde şöyle beyan ediyor. Başka bir itiraz yapıyorlar insanlar. Allah-u Teala'nın cevabını da 1300 sene önce verdi. Diyorlar ki, insanlar itiraz ederler. Şavirhum fil amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir. Hilafet nereden çıktı? Hilafet için bu emir yok. Fakat bunlar hatırda tutsunlar. Hazreti Ebu Bakir üzerinde zekat konusunda itiraz edildi. O dahi aynı şekildeydi. Kud min amvalihim sadakatan. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emir vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emir verildi. Şimdi o kaldı ve başka birisinin hakkı yok ki zekat alsın. Vefat etti emir verilen. Hazreti Ebu Bakır cevap verdi ki ben şimdi muhatap benim. Hazreti Ebu Bakır şimdi muhataptır. Resulullah vefat etti. Şeriyet aynıdır. Şimdi halifenin yetkisi var. Müslim Mevud buyurdu ki, konuşuyordu. Hiç birisine ben itiraz edene diyorum ki şimdi şu anda ben muhatabım. Hazreti Müslim Mevud diyor ki eğer o zaman bu cevap doğru ise ve mutlaka doğruydu. Hazreti Ebu Bakır'ın verdiği cevap, bu dahi doğrudur benim söylediğim. Bugün bile muhatap benim. Ve bu usul daima hilafete bağlı kalacak. Bunu hatırda tutmamız lazım. Sonra diyor ki, eğer sizin itirazınız doğru olursa Kur'an-ı Kerim'den birçok buyruğu çıkarmanız gerekli olacak. Ve bu sapıklıktır. Bunlar itiraz edenlere cevap veriyordu. Bir konuşma yapıyordu. Hilafetin makamı konusunda konuşma yaptı. Sonra başka bir sefer Hazreti Müslim şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Birçok ahmak Müslümanlar mürted oldular. Tarihlerde vardır ki yalnız 3 yerle kaldı ki orada camilerde cemaat ile birlikte namaz kılınıyordu. Aynı şekilde ülkenin çoğu insanlara zekat vermeyeceklerini söylediler. Diyorlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiç kimsenin hakkı yok ki bizden zekat alsın. Bu bütün Arap'ta bu fikir yürüdü. Ve Hazreti Ebu Bakır sert davranmak istedi. Hazreti Ömer ve eshablar, diğer eshablar da Hazreti Ebu Bakır'ın yanına gittiler. Ve daha önce de zikri geçtiği gibi arz ettiler. Bu çok nazik bir devirdir. Şu anda azalı bir gaflet çok büyük zarar verebilir. Onun için bizim fikrimiz şudur ki bu kadar düşmana karşı koymayalım. Zekat vermeyenleri bırakalım. Onlara karşı mülayim davranalım. Hazreti Ebu Bakır dedi ki aranızdan kim korkuyorsa nereye isterse gitsin. Allah adına yemin ediyorum. Eğer aranızdan birisi benimle birlikte olmazsa ben tek başıma mukabele yapacağım. Ve düşman Medine'ye girerse ve benim akrabalarımı, dostlarımı öldürürse, kadınların naaşları Medine'nin sokaklarında köpekler çekerlerse yine ben onlara karşı savaşacağım. Ve bunlar devenin bir ibini bile vermezse ben o ana kadar savaşmaya devam edeceğim. Hazreti Ebu Bakir düşmanın yaramazlığına cesaretli bir şekilde karşılık verdi ve sonunda başarıya ulaştı. Yalnız şu sebepten dolayı ki o biliyordu ki bu işi ben yapacağım. Onun için fikir verenler hesaplara dedi ki aranızdan kimse benimle olsun ya da olmasın. Ben tek başıma düşmana karşı duracağım. Öyle ki benim canım Allah yolunda kurban olsun. Onun için bir kavim de bu azim olursa, Müslim Oğuz diyor, bu azim olursa bir kavim de o her sahada başarıya ulaşıyor, zafere ulaşıyor ve düşman onun önünde duramaz. Ve bu ilerlemenin sırrıdır. Onu hatırda tutmak lazım daima. Sonra başka bir sefer Hazreti Müslim Oğuz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zekat meselenin ihtilafı yüzünden Arap'ın binlerce kişi mürted oldu. Müslüman Medine'ye saldırdı. Hazreti Ebu Bakir halifeydi. Bilgi edindi. Müslüman
100 bin insanla geliyor, saldıracak. O zaman bir insanlar Hazreti Ebu Bekir'e fikir verdiler. Şu anda biz nazik devirden geçiyoruz ve zekat meselesi üzerinde ihtilaf yüzünden insanlar mürted oluyorlar ve burada Müslüman büyük bir ordu ile saldırıyor. Onun için bu durumda maslahat şudur ki zekat istemeyelim şimdilik. Onlarla barışalım. Hazreti Ebu Bekir bu tehlikelere asla aldırış etmedi. Ve fikir verenlere dedi ki siz bana öyle bir şey mi diyorsunuz ki Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarına tam aykırıdır. Onu mu fikir vermek istiyorsun? Zekat emri Allah ve Resulü tarafındandır. Onun için benim görevimdir. Ben Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarını korumak için mümkün çaba sarf edeyim. Dediler ki durum istiyor. Barışalım. Hazreti Ebu Bekir dedi ki eğer siz savaşmak istemiyorsanız ve düşmana karşı duramıyorsanız gidin. Ve kendi evlerinize gidip oturun. Allah adına yemin ediyorum. Ben düşmana karşı tek başına savaşacağım. Onlar bir devenin bir ipini vermedikçe, eskiden veriyorlardı, şimdi vermedilerse onların zekatı almadan ben onlarla barışmayacağım. Hazreti Müslim diyor ki gerçek imanın alameti bu olur. Ve iman budur. Eğer bizde olursa biz dünyada İslamiyet'in gerçek mesajını ulaştıracağız. Beşariye ulaşacağız inşallah. Sonra bir yerde Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Arap'ın kabileleri isyan ettiler. Ve zekat vermeyeceklerini söylediler. Onlar aynı delil sürüyorlardı. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışında başka birisine yetki vermemiştir zekat alsın. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onların mallarının bir kısmını zekat olarak al. Bir zikir yoktur ki başka birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra zekat alma yetkisine sahiptir. Fakat Müslümanlar onun delillerini kabul etmediler. Halbuki orada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhatap edilmiştir. Her neyse o zaman mürted olanlar ve büyük bir delili şuydu. Zekat alma hakkı yalnız Muhammed Resulullah'ın hakkıydı. Başka birisinin hakkı yok. Ve onun sebebi bu aldatmaydı ki nizam ile olan emirler ebedi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte o Muhammed Resulullah'a mahsus idiler o buyruklar. Fakat diyor ki bu düşünce tamamen yanlıştır. Asıl gerçek şudur ki nasıl namaz ve oruç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bitmedi. Aynı şekilde kavmi ve ülke ile alakalı olan buyruklar dahi kendi vefatından sonra bitmemiştir. Namaz, cemaat ile birlikte içtimai ibadettir. Bu buyruklar konusunda dahi gereklidir ki Müslümanlar da kendi naibleri vasıtasıyla bu buyruklar üzerinde Müslümanlar üzerinde amel edilsin bu buyruklara göre. Sonra bir yerde Müslim Mevud radıyallahu anh'a buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a halife oldu. O zaman bütün Arabistan mürted oldu. Mekke ve Medine ve küçük bir kasaba dışında herkese zekat vermeyeceğini söyledi ve dedi ki Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma buyurduydu. Kuzmin envalihim sadaka. Onların mallarına sadaka ver. Başka birisinin yetki yok ki bizden alsın zekat. Kısacası bütün Arap mürted oldu ve savaş için, yalnız mürted olmadı, savaş için çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam zayıf idi fakat Arap kabileleri değişik şekilde saldırıyorlardı. Birisi saldırdı, bazen başkası. Azab gazvesi zamanında içtimai olarak saldırdılar Müslümanlara. O zamana kadar İslam kuvvetlenmişti. Tabii o kadar kuvvet elde edilmemişti. Gelecek için bir saldırı kalmasın. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettik için gitti. O zamana kadar Arap'ın bazı kabileleri dahi kendisi yardım için kalktılar. Böylece yavaş yavaş Müslümanlarda coşku yarattı ki kuvvetlenmesinler.
ve bütün ülkeye saldırmasınlar. Fakat Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'ın zamanında birdenbire bütün Arap mürted oldu. Yalnız Mekke ve Medine ve küçük bir kasaba baki kaldı. Diğer yerlerin insanları zekat vermeyeceklerini söylediler ve ordu alarak karşı çıktılar. Yalnız zekat inkar değil, mukabele için çıktılar. Bazı yerlerde onların yerinde 100 bin insan vardı savaşçı. Fakat burada 10 binlik bir ordu vardı. O da Suriye'ye gidiyordu. Bu öyle bir orduydu ki ölüme yakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Romalılara saldırmak için hazırladıydı. Ve Usame'yi onun kumandanı yaptıydı. Diğer kalanlar yaşlıydılar yahut da birkaç tane genç idiler. Bu durumu görerek ashablar düşündüler. Eğer böyle bir isyan zamanında Usame'nin ordusu giderse Medine'yi kim koruyacak? Ekaber ashabların bir taifesi Hazreti Ebu Bakır'a hazır oldular. Daha önce beyan edilmiştir ve arz ettiler ki belli bir müddet için biz ona mani olalım. İsyan yok olunca o zaman onu gönderilsin. Fakat şu anda onun gönderilmesi tehlikelidir. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh çok öfkeli bir şekilde dedi ki siz zannediyor musunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Ebu Kafir'in oğlu ilk işi bu yapsın ki Resulullah'ın gönderilmesini emrettiği orduya mani olsun. İlk iş bu yapsın. Her neyse. Dedi ki bu mutlaka gidecek. Ve ben bu orduyu mutlaka göndereceğim. Bunu gönderme Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Eğer siz düşmanın ordularına korkuyorsanız benden ayrılın. Ben tek başına bütün düşmana karşı kuracağım. Bu böyle buyurdu Hazreti Müslim oldu. Ya bu dunani la yüşrek buna bir şeyanın doğruluğunun büyük bir delilidir bu. Yani beni bana ibadet edecekler. Benimle birlikte başkasına ortak yapmayacaklar. Hilafeten yana olanlar ya hilafete bağlı kalanlar. Ve bu öyle bir durumdur ki hilafet nizamı ile birlikte yürüyor ve cari kalacak. Sonra diyor ki ikinci soru zekat sorusuydu. Sahabeler arz ettiler. Eğer siz orduya mani olamıyorsanız yani şu kadar yapın ki bunlarla gelip geçici olarak barış yapalım ve diyelim ki bu sene sizden zekat almayacağız ve onların coşkusu bitecek ve tebrikeyi yok edebileceğiz. Fakat Hazreti Ebu Bakır dedi ki öyle asla yapmayacağım. Biz bunu kabul etmeyeceğim. Bunun üzerine ashabla dediler ki eğer Usame'nin ordusu giderse bunlarla biz barışmazsak o zaman düşmana kim karşı koyacak? Medine'de buna yaşlı ve zayıf insanlar var. Birkaç genç var. 100 bin insana nasıl karşı koyabilecekler? Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh cevap verdi. Ey dostlar, eğer siz onlara karşı koyamıyorsanız Ebu Bakır tek başına onlarla savaşmak için çıkacak. Bu iddia öyle bir insanın iddiasıdır ki savaş konusunda fazla bilgisi yoktu. Onun hakkında düşünüyordu ki kalbi zayıftır. Sonra bu cesaret, bu yakin, bu kuvvet nereden geldi? Şundan bu yakin doğdu ki Hazreti Ebu Bakır anladı. Ben hilafet zamanında Allah-u Teala tarafından getirildim. Ve benim üzerimde bütün sorumluluk var. Onun için benim görevimdir ki ben yarışma için çıkayım. Başarı vermek yahut vermemek Allah-u Teala'nın elindedir. Başarı vermek isterse verecek. Vermek istemezse bütün ordular başarıya ulaştıramadılar. Birlikte bile. Hazreti Ebu Bakir Siddik nasıl bu neticeler çıktı bu konusunda Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Müslim o da yazmıştır. Hazreti Ebu Bakır eshabların fikirlerine göre aykırı olarak Hazreti Usame'yi Mu'ta'ya doğru gönderdiği ordusunu 40 gün sonra bu işini tamamlaya ve zaferli bir şekilde geri geldiler ve Allah-u Teala zaferin indiğini herkes gördü. Sonra
Hazreti Ebu Bekir yanlış peygamberlerin fitnesine doğru dikkat etti. O bu fitneyi öyle yok etti ki onu ezip geçti. Ve bu fitne tamamen yok oldu. Bazen ondan sonra mürtedlerin durumu dahi aynen böyle oldu. Eshaplar, kehab-sebarlar dahi Hazreti Ebu Bekir ile ihtilaf halindeydiler. Ve diyorlardı ki her kim tevhid ve risalete inanıyorlar ve zekat vermeyeceklerini söylüyorlar. Nasıl biz onlara savaşabiliriz? Hazreti Ebu Bekir cesaretle dedi ki eğer bugün zekat alınmazsa yavaş yavaş insanlar namazı dahi terk edecekler. Ve İslam yalnız isim olarak kalacak. Kısacası öyle bir durumda Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenlere karşı koydu. Ve sonuç şuydu, bu sahada dahi kendisine başarı verdi Allah-u Teala. Ve bütün yozlaşmış olan insanlar doğru yola geri döndüler. Bu silsile devam ediyor. Gelecekte bahsedeceğim. Daima fikir veriyorum. Dünyanın durumu için dua etmeye devam edin. Azaltmayın. Özellikle şöyle bir dua yapın. Dünya kendi yaratanını anlasın, tanısın. Bu bir tek haldır. Dünyayı helaketen korumanın. Allah-u Teala merhamet eylesin. Ve bizim dualarımızı kabul buyursun. Ben bir merhumdan dahi bahsetmek istiyorum. Cenazesini kıldıracağım. Muhterem Mevlana Mübarek Nazir Bey'dir. Cami Ahmadiyya Khanadan'ın müdürü idi. Muballak in charge Khanada idi. 8 Mart günü vefat etti. 82 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Çok mutavakkil alallah. Dua eden. Kanaat seven bir zat idi. Çok derviş sıfat birisiydi. Onu görerek ben daima gerçek büyüklerleri görme fikir geliyordu benim aklıma. Onun ailesinin konusunda söyleyeyim. Onun silsilenin başarılı bir başır Hazreti Mevlana Nazir Ahmet Ali'nin Amına Begüm Hanım'ın ikinci oğluydu. Bunun ailesinde Ahmediye cemaati dedesi Hazret Babu Fakir Ali vasıtasıyla cemaate katıldılar. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etti. Ve daha sonra Kadiyan'da station master oldu. Kadiyan'da dedesinin evi dahi vardı. Fakir manzil olarak tanınıyordu. Mübarek Nazir Bey'in babası Hazreti Mevlana Nazir Ahmet Ali Hazreti Müslim Mevlid Radiyallahu Anh'ın buyruğuna göre 1929 senesinde Ghana'da görev yaptı. Sonra Sierra Leone'a taşındı. 1943 senesinde Hazreti Mevlana Nazir Ahmet Sierra Leone'a geri gidiyordu. Mübarek Nazir ve babasıyla ve annesiyle birlikte Sierra Leone'a yola çıktı. Bu yolculuk esnasında iman verici bir olay oldu. Mevlana Mübarek Nazir Bey ondan bahsediyor. 3 aylık idi de deniz vasıtasıyla o zaman mübarek ve 11 yaşındaydı. Yolculuk esnasında tabiatı bozuldu ve hastalık öyle çoğaldı ki belki şimdi korunamayacak. Yolculuk vardı deniz vasıtasıyla, deniz gemisiyle. Gemide gemiye binmek üzereydiler yahut değiştirdiler her neyse. Yolculuktan öncekinden bahsediyoruz. Her neyse denize binmeden önce hastalandı. Ve yöneticiler görerek babasına dediler ki sizin oğlunuz hastadır. Şimdi bitmiştir hemen hemen. Eğer yolculuk esasında ölürse bizim elimizde bir kolaylık yok. Morg yoktur. Biz onu götüremeyiz sizi oğlunuz yüzünden. Mevlana Bey ısrar etti. Bana ikinci halifenin emri vardır ve ben mutlaka bu gemiye bineceğim. Sonra yöneticiler şu şartla binmelerine izin verdiler ki yazılı versin ki eğer onun oğlu ölürse onun naaşını denize atacağız. İznimiz olacak. Bu şart kaptan dedi. Mübarek Nazir'in annesi ağlamaya başladı. Mevlana Nazir Ali Bey dedi ki bu benim oğlumdur.
başka birisinin gemisiyle gideceğiz. Hazreti Mevlana Nazir Ali ona teselli verdi. Ben bir muballiyim. Hazreti Amirul Mu'minin bana bir görevlilik vermiştir. Görev vermiştir. Ben ne bileyim ki ne zaman ikinci gemi bulacağım. Sen teselli içinde kal. Mübareğe bir şey olmayacak. Bunu diyerek kaptana dedi ki nerede imza atmam lazım göster. Sonra dedi ki kaptana eğer bu ölürse denize atın. Fakat ben sana kesin söyleyeyim buna bir şey olmayacak. Bu tevekkül idi. Babasına Allah-u Teala babası Allah-u Teala'ya tevekkül ediyordu. Ben vakfı zindgiyim onun dini için çıkıyorum. Allah-u Teala mutlaka bana ve benim çocuklarıma karımı koruyacak. Allah-u Teala'nın lütfuyla 11 yaşındaki çocuk diri kalmakla kalmayıp 87 yaşına kadar yaşadı. Ve İslam Ahmadiyye cemaatine hizmet etmek nasip oldu. Atalarının yolu üzerinde hayatını vakfetti. Bu saadet dahi nasip oldu kendisine. Ve din hizmeti konusunda kendisi tevekkül eyledi. En iyi örnekler ileri sürdü. Mezuniyetten sonra hükümetin bir şubesinde iyi bir iş bulduydu. Belli bir müddet orada çalıştı. Sonra Hazreti Müslim Mevud Al-Fazıl'da ilan okudu. Vakf yapın. İster geçici olsun. İstifa ettiği işinden ve kendisini vakf için ileri sürdü. İkinci halife hazretlerine. Ve halifenin buyruğuyla 1963 senesinde ilk defa vakf-ı arzı için Sierra Leone'a gitti. Orada uzun zaman babası Nazir Ali orada hizmet ettiydi daha önce. Onun mezarı dahi oradaydı. Sierra Leone'a gider gitmez babasının mezarına gitti. O zaman babasının kelimelerini hatırladı. Mevlana Nazir Ahmed Ali 20 Kasım 1945 senesinde bir konuşmasında söylediydi. Dediydi ki bugün biz Allah-u Teala için cihad etmek için ve İslamiyet'i Batı Afrika'da yaymak için gidiyoruz. Ölüm Allah insan ile birliktedir. İnsanın başındadır. Birisi ölürse zannetmeniz ki dünyanın uzak bölgesidir. Orada küçücük siz düşünün ki dünyanın uzak bir bölgesidir. Orada küçücük bir yer Ahmedilerin elindedir. Ahmedi gençlerin görevidir ki ona ulaşsınlar ve o gayeyi tamamlasınlar ki o gaye için biz mezar olarak ele geçirdik o yerleri. Demek istiyordu ki az bir yerdir Ahmediyetin. Orada bir Ahmedi Muballi'nin mezarı var. O mezar yüzünden bizim mezarlarımız isteyecek ki çocuklarınızı öyle bir şekilde terbiye verin ki biz can verdik bu gaye için. Onlar onu tamamlasınlar. Babasının vesiyetini tamamlayarak Mevlana Mübarek Nazir oraya ulaştı. Ve babasının yanında durarak dedi ki labbek ben hazırım. Ve sizin sesinize cevap vermeye geldim. Sierra Leone'un değişik yerlerinde hizmet etti. Ondan sonra dördüncü halifenin buyruğu ile 85 senesinde Pakistan'a geri gitti. 85 senesinde geri gitti Afrika'dan. Dördüncü halife müstakil hayatını vakfetmek için ricada bulundu. Kabul etti dördüncü halife rahimahullah. Ve daha sonra 1988 senesinde muballik olarak Kanada'ya gönderildi. Orada değişik görevlerde muballik olarak görev yaptı. 2003 senesinde karar verildi ki Cami Ahmadiyya açılsın Kanada'da. Dördüncü halife izin verecekti ve müdür olarak bu zat görevlendirildi. Fakat cami açılmadı onun hayatına kadar. Sonra daha sonra benim hayat zamanımda açıldı ve aynı zat müdür olarak görevlendirildi. Dördüncü halifenin emrini ben tevsik ettim. Her neyse bu ilk müdürüydü Cami Ahmadiyya Kanada'nın.
Sonra 2009 senesine kadar Cami-i Ahmadiyya'da hizmet etti müdür olarak. 2010 senesinde misyonun inçarı Kanada olarak görevlendirdim. Ve 2018 senesine kadar çok büyük hizmetlerde bulundu. Bunun hizmet devri tam olarak 59 seneye kadardır. Gelip geçici vakıf bile müstakil vakıf idi. Aynı şekilde Mevlana Bey merkezi temsilci olarak birçok celsaya katıldı. Ve onun konuşmaları herkes çok seviyordu. Etki verici olurdu. Etki uyandırıcı bir konuşma olurdu. Dinleyicileri çekerdi. 2010 senesinde benim temsilcim olarak Nur Hastanesi'nin temelini attı. Sonra tebliğî makaleleri yayınlanıyordu. Kanada ve Toronto Star, Ottawa, Citizen gibi gazetelerde Mübarek Nazir Bey'in Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları tecelliyat-ı ilahi ve Fethi İslam'ın İngilizce tercüme yapmak bile nasip oldu kendisine. Dördüncü halifenin bir kitabını tercüme yaptı. Onun bıraktığı karısı Amtul Hafiz Hanım ve 3 oğul ve 2 kız vardır. Söylediğim gibi çok özelliklere sahibiydi ve misali bir vakfe zindigiydi, örnek. Murabbiler için bir örnek idi özellikle. Bunun hayatı, dini dünyadan üstün tutmanın fiili bir resmi idi. Daima cemaat hizmetini yev tutardı ve halifeye itaat etmeyi kendisine hedef tutardı. Söylediğim gibi konuşmayı iyi bilirdi. Urduca ve İngilizce'de çok güzel konuşurdu. Etkileyici konuşmalar olurdu. Karısı diyor ki, Amtul Hafiz Hanım, bütün hayatı boyunca çok iyi ve takva ile geçirdi. Cemaatin bir kuruşunu dahi korurdu. Hayatını sade bir şekilde geçirdi. Seyreliğini terk ettikten sonra oranın birçok fakire sessiz bir şekilde müstakil olarak yardım ederdi. Ben şahidim. En iyi vakıfe zindagi ile birlikte en iyi koca ve şefik bir babaydı. Daima şu kafasında kalırdı ki cemaat benim üzerinde o kadar masraf yapıyor, ben nasıl fayda verebilirim? Bunu dahi tekrar dedik, ben halifenin öfkesine karşı koyamam asla. Çocukların dahi fikirleri var. Onların çoğu aynısını yazdılar. Babamızın Allah-u Teala ve ahirete büyük kuvvetli imanı vardı. Hilafetin itaati, cemaat nizamına yakini ve imanı vardı. Sonra Allah-u Teala'ya çok tevekkül ediyordu. Diyordu ki Allah-u Teala beni asla bırakmayacak ve daima bana yardım edecek. Ve Allah-u Teala'nın durumu böyleydi, davranışı kendisine karşı. Mal nereye giderse, daha sonra misyoner olduğu zaman Amir Bey nereye gönderirse ve bunun dışında dahi emekli ayrıldıktan sonra bile tabiyeti bozuldu. Arada bir ondan istifade ediliyordu. Nereye giderse malı teşvik ederdi, mal verme. Ben yalnız şu için ki kendisi önce fikir verdi, sonra cemaate nasihat ederdi. Onun bir kızı diyor, büyük kızı Ahmadi hilafeti ile büyük alaka kurmayı nasihat ederdi. Daima bizde cemaat nizamının sevgisini uyandırdı. Onu isteydi ki biz daima Halifetül Mesih'in her buyruğuna amel göre amel edelim. Diyor ki belki şad bir meclis olurdu ki bunları telkin etmesin. Torun torunu her ne zaman biz buluşur birleşirlersek derlerdi ki bizi o nasihat edecek bize. Nasihette daima şöyle mesaj olurdu. Daima dünya işleriyle değil lerine girmemeliyiz. Daima şunu kesin bilmeliyiz ki bizim
ilişkimiz Allah ve Halife ile alakamız olsun. Diyor ki bize diyordu ki cemaatin görevi tamamlanacak, mutlaka şüphe yok. Eğer siz cemaate hizmet etmezseniz Allah-u Teala diğer insanları daha iş yapmak için getirecek. Onun küçük kızı bir olaydan bahsediyor. Seyreliğinde bir caminin yapımı esnasında bazı işçiler para istediler. Yapım vardı, para azaldı. O zaman babanın elinde para yoktu. Her neyse, Mevlana Mübarek Nazir Bey ona dedi ki yarın gelin. Paranın ücretinizi vereceğiz. Sabah oldu, evin dışına çıktı. Mübarek Nazir Bey bir de baksın ki işçiler orada duruyorlar. Bekliyorlar. Para daha yoktu elinde. İşçilere dedi ki şu anda benim elimde para yok fakat ben dua ediyorum. Biraz bekleyin. İnşallah Allah-u Teala mutlaka verecek. Bu arada bir araba hızlı bir şekilde ona geldi ve ona bir zarf verdi ve içinde para vardı ve dedi ki adamın birisi duyduydu. Siz cami yapıyorsunuz. Onun için bu para göndermiştir. Siz bunu alın. Bundan önce cevap sormadan kim verdi? Araba hemen hızlı bir şekilde geri döndü. Zarfı verdi. Kesin bildi ki Allah-u Teala duasını kabul etmiştir. Böylece para ile insanlara işçilere para verdi. Allah-u Teala tevekkülü böyleydi. Ve Allah-u Teala'nın davranışı böyleydi. Böyle tevekkül Allah-u Teala'nın davranışının birçok olayı vardır. İnsanlar yazmışlardı. Değişik insanlar, murabbiler dahi yazdılar. Söylediğim gibi kesinlikle alime bir amel idi. Amel eden bir alim. Onun için onun konuşmalarının insanlar üzerinde çok etkisi olurdu. Fakat hilafete karşı son derece aciz idi. Allah-u Teala onun derecelerini yükselsin. Onun evladını ve nefsiliğine dahi onun izi üzerinde yürümeyi nasip eylesin. Onun dualarına varis kılsın neslini, evladını. Ve Allah-u Teala cemaate dahi onun gibi hizmet edenler nasip etsin. Özellikle cami hanedanının murabbileri çok birçok olaydan bahsettiler. Nasıl terbiye ederdi, nasıl tebliğ etme bize öğretti, nasıl ahlak öğretti, nasıl din öğretti bize. Her neyse çok feyiz buldular o murabbiler. Bu yalnız onları hatırda tutmaları lazım. Yalnız hatırlamak için değil bu olaylar. Aksine bu murabbiler dahi bunların fiili örneği olması lazım. Allah-u Teala onlara dahi nasip eylesin. Elhamdülillah na'mudu ve nesta'inu ve nestağfiru ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر